Selamlar, iyi akşamlar hepinize. Yine karşınızdayız Pakkan Okulları olarak. Sormaya, sorgulamaya sizler için çok merak ettiklerinizi, kafanıza takılanları, bu süreçte size nasıl destek olabileceğimize ait bütün detayları toparlıyor ve bu yayınlarla sizleri buluşturuyoruz. Amacımız birbirimizden öğrenmek, amacımız öğrendiklerimizi çoğaltmak, daha çok insana bu vesilede ulaşmak. Aramızda sizleri görmek ve yavaş yavaş katıldığınızı görmek hepimizi çok heyecanlandırıyor. Öncelikle teşekkür ederiz. Bu yayını bizlerle buluşturmak için uğraşan ekip arkadaşlarımı da sevgiyle selamlıyorum. Yine Twitter üzerinden bir arkadaşımız, uzmanımızın beraber yapacağımız sohbetin bütün detaylarını Twitter'dan daha çok insana ulaştırmak için not alacak, alıntılar yapacak. Eğer dilerseniz, izlemeye vaktiniz yoksa Twitter üzerinden de neler konuşulmuş, uzmanımız neler söylemiş, bunları çok rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Bugün uzman klinik psikolog Serpil Çoray'ı ağırlayacağız. Pandemi sürecinde tabii ki doğal olarak sorgulayacağız, soracağız. Çocukların, ailelerin rehberi niteliğinde olacak bir program olacak. Yolumuzu aydınlatacak Serpil Hocam'ın söyledikleri açıkçası. Çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi eğer siz de izlemek isterseniz Twitter üzerinden de takip edebilirsiniz. Hemen bir bakayım katıldıysa. Acaba şu olabilir mi diye bakın. Eğer kendisi katıldıysa hemen yayınım. Merhaba. Merhaba Ece'dim. Nasılsın sevgili Serpil? İyi misin? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ya bizim sana soracak çok sorumuz var sevgili Serpil. Çok merak ettiğim şey var. Anneler, babalar, biz biraz galiba telaşlıyız bu dönemde. Bilmiyorum ama sana nasıl geliyor? Bir kere önce seni sorayım. Sen nasıl geçiriyorsun bu dönemi sevgili hocam? Pandemi süreci aslında hepimiz için zor bir dönem. Çünkü hiç rastlamadığımız ve normalin dışında bir durum yaşıyoruz. O yüzden benim de ara ara kaygılandığım, sıkıldığım, artık bitmesini istediğim anları olmuyor değil. Gerçekten değil mi? Yani hakikaten ben de bunca zamanı şöyle yorumluyordum en başta. Aa çok güzel bir nefes alma dönemi. İşte kızımla daha çok beraber olacağım. Her şey daha yolunda oluyor. Boş verin. Tamam dışarıda kötü şeyler olabilir ama evimize kapandık. Sağlığımız iyi falan diyordum. Ama gitgide benim de hani aileme sarılmak, arkadaşlarıma sarılmak, ne bileyim böyle sevgiyi özledik galiba ama neyse hayırlı, sonumuz hayırlı olsun. İnşallah iyi haberler geliyor. Umuyorum. 15 Şubat'tan sonra okulların açılacağını olan benim güvenim her gün artıyor ve aileleri de öğretmenleri de çok rahatlatacak inşallah bu kadar. Çünkü biliyorum ki herkes okullarını çok özledi. Ama ben biraz pandemi süreci üzerinden gitmek istiyorum. Eğer bu sohbette iznin olursa. Sevgili Serpil, pandemi sürecini bir tarif edelim istersen gel. Hani şöyle bir çatı oluşturalım. Bu süreç bir klinik psikolog olarak soruyorum sana. Senin gözünden nasıl tariflenebilir? Nasıl literatürümüze geçti? Pandemi süreci bizim normalde yaşamadığımız olağanüstü bir durum olarak tanımlamak aslında iyi olacaktır. Özellikle bu dönemde normalin dışında bir şey yaşadığımız için gerek insanlar, yani gerek çocuklar, gerek yetişkinler olarak bizler hem zihinsel hem de fiziksel olarak bazı tepkiler verebiliriz. Bu tepkiler normal karşılanmalı. Çünkü şu an normalin dışında bir dönem içindeyiz dediğim gibi. Genelde beklenen şey de kaygıdır. Yani kaygının olması bu dönemde normaldir. Ancak kaygı ilerleyen süreçte yön değiştirebilir. O yüzden kaygının da belli bir noktada kalması önemli. Eğer kaygımız çok yükseliyorsa, yani normalin dışında bir yükseliş varsa orada bir destek almak önemli. Yani şey mi anlıyorum, bir parça kaygılanmamız doğal, normal, çok da telaşlanacak bir şey değil ama bunun dozu, peki bunun dozunu nasıl anlayacağız, nereden anlayacağız yani bunun, kaygımız normalden biraz fazla ya da çocuğumuzun kaygısı? Bunun dozunu anlamak için aslında kişide yarattığı işlev kaybına bakmak gerekli. Harika. Yani işlev kayıp ne demek? Kişinin günlük rutinlerini,
ve işlerini yapamıyor olması demek. Hı. Ama bu uzun bir dönemi kapsamalı ve gerçekten belirgin bir işlev kaybı yaratmalı. Uzun sürmeli ve kişi gerçekten artık sosyal, duygusal ve akademik yaşantısında, iş yaşantısında da belirgin bir kaybı uğramalı. Böyle bir durum söz konusu olduğunda o zaman bir destek almak gerekiyor. Yani biz sorunu tanımlarken bir kişide yarattığı işlevsel kaybın ne derece yoğun olup olmadığına bakarak karar vermeliyiz. Harika. Yani kaygılanmakta bir gariplik yok ama bu kaygılanmak sizin hayat rutininizi bozar hale geldiyse, iş yaşamınızı, sosyal Aynen yaşamınızı, arkadaşlıklarınızı, akademik hayatınızı bozar hale geldiyse artık müdahale etme zamanı geldi diyoruz. Peki çocukları soracağım. Çocuklar bu dönemde ne sorunlar yaşıyor? Çocukların gözünde, bir anne olarak söylüyorum, çocukların gözünde belirsizlik dönemi, belki de çocukların kendi kendine yetersiz hissettiği bir dönem diye özetlerim. Hani bunu hissediyorum bir anne olarak. Açıkçası sen neler eklersin? Çocuklar bu pandemi sürecini nasıl tanımladı? Şimdi çocuklarda özellikle kaygı meselesine bakarken iki şeye dikkat etmekte fayda var. Peki. Birincisi belirsizlik, yani kontrol kaybı hissi. Şu an gerçekten bir belirsizlik içerisindeyiz. Evet, okulların açılacağını umuyoruz. Aşı yapılmaya başlandı ama şu an halihazırda kesin emin olduğumuz bir durum yok. Hatta Çocuklar son için dakikaya kadar da pek çok zamanda belli olmuyor. Yani son 1-2 güne kadar da ne olacağı belli olmuyor. kesinlikle ve sürekli yenilikler güncelleniyor. Böyle bir süreçte çocuğun bir şeyleri kontrol etmesi çok zor. Çocuklar için önemli olan belli rutinler içerisinde kalmak. Eğer belli bir rutin düzeni yoksa çocuk kontrol edeceği herhangi bir şey bulamıyor. Yani bir belirsizlik oluyor. Bizim özellikle çocuklarda gözlemlediğimiz şey belirsizliğe ne kadar tahammül ediyor ve belirsizlik durumunda kendisini nasıl düzenleyebiliyor. Bu özellikle önem verdiğimiz bir kriter. Diğeri ise yetersizlik duygusu. Şimdi çocukların aslında en temelde yeterlilik hissine ihtiyacı oldukları dönemde böyle bir süreç yaşıyorlar. Dikkat edilmesi gereken nokta yapabildikleri alanlarla ilgili çocuklara yeterli olduklarını hissetmek. Evde kaldıkları dönemde basit sorumluluklarını yapmaya devam etmeleri çok önemli. Yine uyku rutinlerinin belli zamanda sabah aynı saatte yatıp kalkıp gece aynı saatte yatmaları ve aynı zamanda okul saatleri her zaman belirgindir. Sabah 9'da başlar, akşam 3 gibi biter. Yani günlük rutinin evde de düzenleniyor olması çocuklardaki yeterlik hissini arttırıyor. Harika. Peki yani ailelere şunu tavsiye etmiş oluyoruz. Şimdi ben senin söylediklerini çözümlersem gerçekten evde bir rutin kurun ve bu rutini iki eliniz kan da olsa takip etmeye çalışın diyorsun. Tabii Kesinlikle. okul ortamı da bir rutine aslında vesile oluyor, yardım ediyor. Okul da bu anlamda çok kıymetli. Çocuklara belirli bir program içerisinde belirli saatlerde belirli şeyler yapması gerektiğini söylüyor ama burada bir işbirliği de sanki çok önemli değil mi? Yani hani hadi bakalım okul başladı deyip biz eskiden okula gönderince çocukları artık rahattık diyeceğim şimdi. Ama şimdi öyle değil yani. Hani aileler evde çocuklarıyla beraber derstedirler. Burada bir işbirliği gerekiyor değil mi? Kesinlikle gerekli. Özellikle okulla iletişim içinde olmak önemli. Çünkü çocuğun online eğitime katılıp katılmaması, ne kadar motive olup olmaması da gerçekten çok önemli. Şimdi ev ortamı artık okul hayatına entegre oldu. Ve okuldaki düzeni ev ortamına taşıdık. Belli bir düzende derse katılımlarını bekliyoruz. Oturmalarını bekliyoruz ve şu an fiziksel bir ortam yok. Yani dışarıda hareketlendikleri, teneffüs zamanları halihazırda var ama sonuçta sosyal bir ortamda değiller. O yüzden velilerimizin aslında işi çok zor baktığınızda. Çünkü sürekli Teşekkür ederiz oturmalar Serpil Hanım. Teşekkür ederiz Serpil çok soracağım. O yüzden çocukların ihtiyaçlarını iyi belirlemek lazım. Örneğin çok hareketli bir çocuğu 40 dakika boyunca oturtmak gerçekten iyi bir beklenti değil. Belli aralarda çıkıp hava almalı, belli noktalarda mola almalı. O yüzden
O beklentileri de okulla birlikte netleştirmek gerekiyor. Çünkü velilerin beklentileriyle okuldaki öğretmenlerin beklentilerinin birlikte aynı şekilde güncellenmesi gerekiyor. Burada çok önemli bir soru aklıma geldi. Şimdi bak, ben de anne olarak bazen karıştırıyorum. Okul bir işbirliği talep ediyor doğal olarak. Milli Eğitim Bakanımız da aynı şeyi söylüyor. Aile işbirliği çok önemli dedi. Fakat biz bu işbirliğinin kodlarını iyi biliyor muyuz? Aileler biliyor mu? Bazen ben takılıp kızımın derslerinin tümünü izlemeye ve burada da eleştirel bir gözle bakmaya başlıyorum. Ama oysa ki öğretmenlik bambaşka bir formasyon. İlkokul öğretmenliği, ortaokul öğretmenliği bambaşka bir formasyon ve doğru bildiğim pek çok yanlış olabilir. Burada alan uzmanına güvenmek lazım. Herhalde bu işbirliğinin temelinde güvendiğimiz ilişkiler çok daha önümüzü açıyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle bu süreçte karşılıklı güven çok önemli. Biz de Evet. bu online eğitim sürecinde özellikle çocuklar yanlarında anne ve babasının olmasını genelde istemiyorlar. Çünkü bir yetişkin olduğunda bir baskı altında hissetme halleri oluyor. Çünkü yapacak, yapmayla ilgili bir baskı altında hisseden çocuk gerçekten stres oluyor Ece Hanım. Yani sürekli kontrol ediliyorum. Derse girdim mi, çıktım mı, çalışmamı yaptım mı? Şimdi burada çocuğun mizaç özelliği de gerçekten Harika. ekrana olan katılımı çok önemli. Eğer çocuk gerçekten kendi kendini kontrol edilebilir düzeydeyse, o zaman anne ya da baba ya da evdeki bir bakıcı ara ara gelip kontrol eder. Ama özellikle dikkat sorunu yaşayan bir çocuksa, yönerge almakta, takip etmekte zorlanıyorsa, o zaman annenin ya da babanın bak demeli. Bak şimdi bunu yapıyorsun. Ama o öğretmen rolüne girdiğinde o zaman işler değişiyor. Bu sefer çatışma başlıyor. Yani bu aslında ince bir çizgi. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Aslında bizim ailelerden beklediğimiz bir süreç kontrolü, içerik kontrolü değil. Yani içerik konusunda bize nasıl yıllarca güvendiyseniz hala aynı içerikte, aynı titizlikte çalışıyoruz. Ama önemli olan süreç kontrolü, çocuğun Kesinlikle. anda olup olmadığı, o anda kalıp kalmadığı ve dersin rutinine ya da okulun rutinine ayak uydurup uyduramadığını gözlemleyip, gözlemledikten sonrasını soracağım. Gözlemleyip ne yapacak? Gözlemleyip müdahale mi edecek? Gözlemleyip sizleri mi arayacak? Ne yapacak gözlemleyip? Aslında gözlemleyip kesinlikle okulla iletişim içinde olması gerekiyor. Çünkü o gözlemler o kadar değerli ki. Yalnız gözlem yapmak da canım bazen çok içi dolu gelmiyor bizlere. Evet. Şimdi gözlemin niteliği çok önemli. Neden? Gözlem subjektif olmamalı. Yani objektif olmalı. Örneğin ben çocuğun masa başında kalma süresini takip ediyorsam ve hareketli bir çocuğum varsa. Şimdi çocuk oturdu. Ne kadar süre çocuk masa başında kaldı? Ne kadar süre sonra masa başından kalktı? Kalktı. Ya da tekrar ne zaman masa başına geldi? Örneğin aktif Serpil, beni duyabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Ben seni duyamıyorum Serpil. Bir daha seni alabilir miyim çıkarıp? Bir daha alacağım. Lütfen bir kez daha bekle, olur mu? Benim sesim size geliyor mu bilmiyorum ama ekip arkadaşlarım yazarsa. Ha, Ece şimdi Hanım. tekrar diyorum. Ha, demin sesin gitti o yüzden. Evet. Ne olur kaldığın yerden devam et. Gözlem yapmak kısmı çok önemli. Özellikle gözlem yaparken bu bilgilerin gerçekten objektif olması ve nicel olması çok önemli. Örneğin tekrar örneği vermem gerekirse çocuğun çok hareketli ve masa başında ne kadar kaldığına bakmam gerekiyor. Çünkü ekran üzerinden dersi takip etmesi gerekiyor. Ben ne zaman çocuğun
masa başından kalktığını bilirsem ya da ne zaman geri döndüğünü bilirsem ona göre bir uygulama yaparım. Örneğin aktivitenin başlangıcında mı kalktı? Aktiviteyi devam ettirirken sıkıldı ve kalktı mı? Sonra ne zaman döndü? Ya da kalkmadan önce ne oldu? Sonrasında ne oldu? Ne kadar bu davranış sık oluyor? Ne kadar yoğun oluyor? Ve sonunda nasıl bir müdahale edersem bu işe yarar gibi birçok şeyi düşünmek lazım. Yani sadece bakmak yetmiyor. Gerçekten özellikle bizim somut verilere ihtiyacımız oluyor bu süreçte. Harika. Peki biraz da yine hani çocukları hep konuşuyoruz, çocuklar üzerinden gidiyoruz ama çocukların kaygılarını da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Malum evde kalma sürecimiz büyük bir salgınla ilgili Evet. ve bu salgın çocukları etkiledi. Yani onlar da ne kadar uzak tutmaya çalışırsak çalışalım, hatta da bilinçli anlatmak için çok çaba sarf etsek de bazen bilinçsizce ya da işte çevreden duyduklarıyla kafalarında kurmaya başladılar. Ben mesela umarım hiçbir çocuğumuz dinlemiyordur ama ailelerin dinlediğini düşünerek dile getirmek istiyorum. Bazı çocuklarımızda ölüm korkusu ya da kaybetme korkusunun geliştiğini duyuyoruz ya da gelen mesajlardan okuyoruz. Bunu yaşayan çocuklar var. Bu noktada okullara ve ailelere düşen görevler ne desem sana? Burada özellikle çocuklar açısından ölüm kavramı ve bu virüsten dolayı tabii ki pek çok ölüm haberleri de duyuyoruz, görüyoruz Ece Hanım. Burada önemli olan şey çocuklar için genelde çocuklar yakınlarının nasıl olduğu ile ilgilenirler. Yani iyi olup olmadığı ile ilgilenirler. O yüzden bu süreçte çocuklara dürüst bir bilgilendirme yapmak önemli. Yani evet birçok insan öldü ama birçok insan da hastaneye giderek gerekli bakımı aldı. Bir kısmı evde bakımlarını sürdürüyor. Bir kısmı hastanede yatarak bu süreci devam ettiriyor ama iyileşenler de var. Yani bunu duymaya gerçekten ihtiyacı var çocukların. Özellikle bu bilgiler verilmediği zaman çocukların ben daha çok kaygılandığını gözlemliyorum. Ama dediğim gibi bu kaygı da yine korku meselesi de aynı şekilde çocukta işlevsel bir kayıp yaratıp yaratmadığına bakılarak karar verilmedi. Örneğin uykuya dalmakta zorlanıyorsa, belirgin dikkat dağınıklıkları varsa, yine kaygılandığı anlarda neler yapıyor, iyi bakmak lazım duygu durumuna. Ve Evet. ondan sonra bir destek alıp almama konusuna bakılmalı. Okulda neler yapılmalı? Bu süreçte mutlaka rehberlik öğretmenlerimiz de bu sürecin içerisinde. Velilerin bu bilgileri mutlaka okulla paylaşması gerekiyor. Çünkü rehber öğretmenler de çok değerli çalışmalar gerçekleştiriyor. Çocuğu çok iyi tanıyorlar ve çocuğun mizaç özelliğine göre bazı destekleyici çalışmalar yaparak da bu süreç hallolabiliyor. Ama bazen okul destekleri de tabii kaynaklarda sınırlı. Bazen farklı bir desteğe ihtiyaç duyuyor. O noktada da doğru bir yönlendirme yapılması için yine okulla işbirliği kurularak hareket edilmeli. Anladım. Peki demin dikkat yani kaygının bir takım sorunlar çıkarması yani hayatı etkilemesi durumundan bahsederken çocukta bazı dikkat problemleri yaratırsa dedin. Benim de kendime not aldığım ve özellikle de izleyicilerden çok soru gelen bir alanda soracağım. Kaygının dikkat ve motivasyon yani akademik motivasyon ya da işte ne bileyim hayatla ilgili motivasyon konusunda ve dikkat konusunda bir ilişkisi var mı? Nasıl bir ilişkisi var, nasıl etkiliyor? Hani tamam birazı iyi dedik ama yani ne zaman ne yapacağı yani nasıl bir yol alacağı ve bu dikkatin bizi nelere daha kaygının nelere mal olacağı da ciddi bir soru tabii. Bu konudaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsun? Şimdi dikkat genelde sınırlı bir kapasite olarak tarif edilir. Yani yetişkinler olarak da çocuklar olarak da bizim belli bir miktar sınırlı bir aslında dikkat alanımız var. Ve dikkat motive edilen alana yönelik olur. Ve maalesef ki duygusal süreçlerden çok kolay etkilenir. Örneğin kaygılı bir çocuğun dikkati çok yüksek değildir. Çünkü zaten kaygılı olduğu an zihin çok meşgul oluyor. O sebeple de dikkatini bir konuya vermesi gerçekten zor oluyor. Ve motivasyon, dikkat, kaygı üçü de aslında birbirine o kadar bağlı ki. Örneğin kaygısı düşük bir çocuk, yani daha rahat bir çocuk,
duygu durumu da daha olumluysa, siz onu motive ettiğinizde belli bir alana yönelik, o zaman dikkatin iyi olduğunu gözlemlersiniz. Ama kaygısı yüksekse biraz kaygıyı düşürmek lazım. Çünkü kaygısı yüksek olan insanların dikkatleri dağınık olur. O yüzden kaygıyı mümkün olduğunca stabil tutmak lazım. Buna bağlı olarak da çocuğu hangi alana yönelik dikkatini arttırmak istiyorsak ona yönelik bir motivasyon çalışması yapmalıyız. Örneğin okuma yazma sürecinde çocuk kaygılıysa öncelikle yeterlilik hissetmeli çocuk. Yani ben okuma ve yazmada neye karşı çocuğu motive etmeliyim? Hedefler çok net olmalı. Bazen hedefleri çok yüksek koyuyoruz ve Evet. çocuğu neye motive edeceğimizi bilemiyoruz. Yani motivasyon da, dikkat de, kaygı da gerçekten çok net hedefler doğrultusunda konulmalı. Harikasın. Ben çok iyi anladım. Yani hani burada bazen çocukları eleştirmeden ya da işte ne bileyim onların bardağın boş tarafına bakmadan onlar açısından hedefi nereye koyduğumuz, ne beklediğimiz de iki kez düşünmeliyiz. Harikasın. Benim Ece Hanım, bu konuyla söyleyeceğim. ilgili olarak Söyle çok hocam. fazla anne ve babalardan yapabilirsin cümlelerini çok duyuyoruz. Şimdi yapabilirsin çok genel bir kelime ve gerçekten içi de çok dolu değil. Neden değil? Çünkü çocuklar her şeyi yapamaz. Ve yapabilme kapasiteleri herkes de olduğu gibi sınırlıdır. O yüzden çocuktan ne bekliyoruz? Neyi ne kadar yapacak? Bunu bilmeden çocuğa aferin, harikasın, bence bunu yapacaksın, sen yaparsın. Aslında o kadar yük veren bir kelime ki, yani çocuğun belki de yapamayacağı şeyleri ondan bekliyoruz. O yüzden anne ve babaların gerçekten çocuğun akademik potansiyelini, akademik hedeflerini o dönemin içinde değerlendirmeli. Yapamayacağı şeyler verdiğimiz zaman o zaman kaygı yükseliyor ve çocuklar stres altında oluyor. Bu kısım çok önemli. Lütfen geri Bence de. bildirim verirken çok net geri bildirimler vermeliyiz. Örneğin ilkokul için şu an ses gruplarını çalışıyorlar ve yaklaşık 3. 4. ses grubundalar okuma yazma süreciyle ilgili. Şimdi çocuğa şunu okuyabilirsin demek çok anlamlı değil. Hangi sesleri öğrendiyse ben o seslerden oluşan metinleri okuturum. Ve hani onun üzerinden bir geri bildirim sağlarım. Ona okuyamayacağı, öğrenmediği ses grupları ile ilgili oluşan bir kitap verdiğimde çocuk yapamaz. O yüzden yapabilmeyi lütfen ya yani kullanırken çocuğun elinden gelen şeyleri yapmasını beklemeliyiz. Evet, bu bir motivasyon bulutu değil sonuçta yani. Hani bu böyle hani haydi bakalım yavrum sen yaparsın diyerek olacak bir şey değil. Realize etmeliyiz her şeyi. Kesinlikle. Çok o zaman da yani realize edebilmek adına da sürece çok hakim olmalıyız tabii ki. Yani eğer sürece çok hakim değilsek daha genel geçer başka ilişkiler kurmakta fayda var anladığım kadarıyla. Peki benim bu dönemde sevgili Serpil Hocam en çok duyduğum laf hani çocuklarla ilgili olarak ailelerin birbirimizle konuşurken en çok birbirimize sarf ettiğimiz, kullandığımız ve duyduğumuz laf çocuklar sıkıldı. Sıkıldı. Yani sıkıntı. Sıkıntı bu dönemin kod adı haline geldi. Tırnak içinde söylüyorum ben de çok sıkıldım. Ama bu sıkıntı cümlesi sizin gibi bir profesyonelde nasıl duyuluyor? Ne diyor bu sıkıntı size? Sıkıntı aslında benim bu dönem çok böyle karşılaştığım ve üzerine de araştırdığım bir alan oldu. Gerçekten. Evet hocam. Şimdi hepimiz sıkılıyoruz ve küçükken bizler de sıkıldık. Bazen anne babalar şunu kaçırabiliyor. Yani çocuk her an meşgul edilmemeli. Gerçekten sıkıldığı, sıkılmalı. Sıkıldığı zaman yaratıcı birçok şey çıkabiliyor çocuklardan. Ama buradaki sıkıntı kavramı çok geniş. Yine bunu da yine spesifik hale getirmek lazım. Yani hangi sıkıntıya katlanacak çocuk? Bu önemli. Neyi ne kadar yapacak? O yüzden örneğin dersler 40 dakika, 35 dakika oluyor. Ben biliyorum ki çocuk 35 dakika sıkılacak. Ama ne kadar sıkılacağı belli. Ne sürede buna katlanacağı da belli. O yüzden sıkıntıdan gerçekten korkmamak da lazım. Ve çocukların bu dönemde özellikle sıkılmaları çok normal. Çünkü hepimiz sıkılıyoruz. O yüzden sıkıldım, hemen onunla oyun oynamalıyım, kaliteli zaman geçirmeliyim diye bir şey yok. Ay Biz evet, o hepimiz kaliteli zaman yükü nasıl bir şeydir aileler üzerinde? Yani sürekli bir nitelikli zaman mı geçiriyorum sonrası içindeyiz. Sorgularken buluyoruz ve kendimizi çok dövüyoruz bazen. Bu nitelikli mi efendim, niteliksiz mi diye soruyoruz. Evet, bu da bizim için bir sıkıntı.
Kesinlikle canım. Her zaman kaliteli zaman geçiremeyiz. Böyle bir şey yok. Yani bizler de her zaman anne ve babamızla kaliteli zaman geçirmedik. O yüzden o yüzden çocuklarımızın bir miktar sıkıntı çekmesine karşı değilim. Çünkü sıkıntı çekildiği zaman gerçekten çocukların özellikle birçok alanda geliştiğini görüyorum ben. Bekleme süreleri artıyor. Yani çocuk beklemeyi öğreniyor. Ekranda kalmak, evet, birçok eksi özelliği var ama çocuk bekliyor ve beklemek o kadar zor bir beceri ki canım. Hem sıkıntıya katlanacak, hem bekleyecek, hem kendini kontrol edecek. Şimdi yurt dışında yapılan bir çalışma var. Kolombiya Üniversitesi'nde marshmallow testi. Belki duymuşsunuzdur. Tabii. Benim çok sevdiğim bir test. Testte küçük yaştaki çocukları bir odaya koyuyorlar ve önüne bir yiyecek veriyorlar. Diyorlar ki yani bir süre bunu beklersen bu ödülü alacaksın diyor. Ama diyor ben bir yere çıkıp gideceğim. Geldiğimde eğer hala bekliyor olursan ve o ödülü almadıysan sana ikinci bir ödülü vereceğim diyor. İnanılmaz sonuçlar çıkıyor tabii bu çalışmada. Bir kısım çocuk gerçekten odada dört dönüyor. Yememek için kendini kontrol etmeye çalışıyor. Bir kısmı da bekleyemiyor ve ilk ödülü alıyor. Şimdi bu bize şunu veriyor. Gerçekten kontrol becerisi iyi. Bekleyen ve aynı zamanda orada karar veriyor. Diyor ki yani ben birinci ödülü almayacağım. Biraz daha bekleyeyim, iki tane ödül alacağım diyor. Bunu beceren çocukların akademik ve sosyal duygusal gelişimine bakmışlar ilerleyen süreçte bir 20 yıl 40 yıl. sonrasına. 40 yıl takip etmişler hocam. Yeni şey yaptım bu konuda Stanford Üniversitesi'nde. 40 yıl üst üste de birçok denekle, birçok kişiyle yapılmış bu deney ve Küçük. tek de yanılmıyor anladım gördüğüm kadarıyla. Yıllara sari değişen bir şey yok burada. Aynen öyle canım. Sürekli yenilendiği ve kontrol edildiği bir deney. Ve burada sosyal ve akademik yaşantısının bekleyen çocuklarda, zevki erteleyen çocuklarda daha iyi olduğunu gözlemliyorlar. Yani o yüzden çocukların bir parça sıkılmasında, beklemesinde sorun yok. Yani biraz kendini erteleyebilen çocukların ileride hayatta, hayat okulunda diyelim, hayat sınavında başarılı olduklarını görüyoruz. Çünkü hayat beklemek üzerine kurulu değil mi Serpil Hocam? Kesinlikle öyle ve çocuklar gerçekten bir fanusun içinde yetişmiyor. Sosyal hayat çok zorlayıcı. Özellikle okul ortamı çok zorlayıcı bir ortam. Arkadaş ilişkileri var, akademik hayat var. Arkadaşlık ilişkileri çok zorlayıcıdır. O yüzden çocukların bir miktar zorlanması önemli. Çünkü o zorluklardan bir şey öğrenmeleri gerekiyor. Hayat bu Ama şekilde. Buyurun. biz de tabii yani biz de pek bekleyemiyoruz herhalde. Yani düşünsenize bir saat erken kalkıp kızımın ayakkabı bağlamasını beklemek bana da çok zor geliyor. Çok has temelli yaklaşıyoruz değil mi? Her şey bitsin, sürekli bitsin ve yenisi gelsin diye uğraşıyoruz. Böyle yetiştiğimiz için mi bilmiyorum ama çocuklara da aynı performansı sergiliyoruz. Aynen öyle canım ve çocukların aslında yani anne ve babayı modelleme durumu var. Bence bu konuyla da çok ilintili. Şimdi Harika. çocuklar genelde duygularını düzenlerken etrafına bakar, anne babasına bakar. Çünkü çocuklar duygularını düzenlerken anne babadan bir parça şanslıdır. Çünkü yetişkine bakar ve o şekilde kendini kurgular ve o şekilde düzenler. O yüzden anne ve baba ne kadar kontrollüyse, yani duygu kontrolünü ne kadar iyi sağlıyorsa çocuk da ona bakarak öğreniyor. O Ya yüzden sakin anne babaların sakin çocukları olur mu diyorsun? şöyle kesin bir genellemem yok Yok. ama yok ama anne ve babanın bunları modelliyor olması çocuğun öğrenmesinde, çocuğun bunu taklit etmesinde çok önemli bir yeri var. Gün sonunda öyle ya da böyle bir şekilde sizi modelleyecek. Çok da hani hakikaten ünlüdür de camiada sen de duymuşsundur hocam. Hani bugün çocuğunda ne sorun varsa aslında bu sorunların tümü senden kaynaklıdır diye anneye babaya reçete keserler anladığım kadarıyla sen de öyle yapıyorsun şu anda. Ama canım bazen anne ve babaların dışında da olan şeyler oluyor. Örneğin genetik durumlar. Yani her zaman yaşanan sorun anne ve babadan da kaynaklanmaz. O yüzden anne ve babaların da hani böyle bir suçluluk hissetmesine de çok gerek yok. Çünkü Mizaç dedim biraz önce. Mizaç mizaç da bu konuda özellikleri belirli. var, çevre var, sosyal ortam var. Yine anne babadan öğrendikleri bilgiler var ama bunlar dediğim gibi bir şeyden kaynaklanıyor diye bakmamak lazım. Çok yönlü, bütünsel bir yaklaşım içinde olmak lazım. Aynı hani nasıl gözlem yapıyorsak birçok şeyi kaydediyoruz. Çocuklar da öyle. Yani görüyor, öğreniyor, deneyimliyor. O yüzden tek bir sebep bence yoktur. Yani sadece anne ve babadan kaynaklı bir durumun söz konusu olma durumu yoktur. Aile,
arkadaşlık ortamı, akademik hayat, birçok zorlayıcı şey var çocukların hayatında. Bundan yıllar önce Ziya Selçuk'la bir röportaj yaptığımda bana demişti ki bugün çocuğuna yardım ediyorsan, yani her konuda yardım ediyorsan yarın geleceğinin elinden alıyorsun demektir demişti. Ve ben o zamanlar daha küçük bir çocuğum olduğu için ne demek istediğini anlamamıştım. Ama şimdi gitgide anlıyorum. Yani bugün her gün ayakkabısının bağını bağladığımız, her gün çantasını taşıdığımız, her gün unuttuğu eşyaları ondan önce çantasına koyduğumuz, bütün gününü planladığımız, ders programına hakim olduğumuz bir çocuğun geleceğini çalıyor durumda oluyoruz. Ne acı değil mi? Katılıyor musun? Kesinlikle Ece Hanım, çocukların da bu becerileri geliştirmesine aslında engel oluyoruz. Anne baba olarak yani herkes çocuğunun iyi şartlarda yaşamasını ve daha az sıkıntı yaşamasını ister. Ama maalesef ki hayat böyle değil. Örneğin okula başladığı dönemlerde ayakkabısını kendi bağlayacak, ana sınıfına o şekilde girecek. Montunu kendisi giyecek. Ve biz bunu Öğretmen... bekleyeceğiz. Aynen öyle Ece Hanım. Aslında bizim burada anne baba ve öğretmenler olarak o çocuğun yapmasını istediğimiz şeyleri ona yapması için zaman vermek. Önce öğretmek. Yani sonuçta çocuk ayakkabıyı bağlamayı tabii ki bilemez. Önce onu öğretmek lazım. Pratik yapmasını sağlamak lazım. Sonra da ondan beklememiz lazım. Aslında hepsini adım adım yapmak gerekiyor. Örneğin çantasını kendisi hazırlamayı öğreteceksek o gün içerisinde çantasına neler konulacak? Önce birlikte ona model olarak göstermeliyiz. Sonra birkaç gün sonra ona hazırlattırmalıyız ve eksikler üzerinden birlikte geçmeliyiz. Yani bütün beceriler aslında çocuğa önce öğretilmeli, sonra hayata geçirmesi konusunda da desteklenmeli. Öğretme kısmında da yaparak yaşayarak öğretmekten bahsediyorsun. Kesinlikle Yani öyle. bu böyle koyulacak değil. Bakın bak böyle tanıklık ederek belki değil mi? Doğan Cüceloğlu burada çok güzel söyler bunu. Tanıklık etmekten bahseder. Herhalde tanıklık ederek ne yaptığını hem ona anlattırıp hem de duygusuyla beraber eşlik etmek lazım diye düşünüyorum. Peki Kesinlikle. yine bu dönemin en çok tartışılan konuları artık ezberledik. Anneler babalar da o kaygıdan belki bir kurtuldu. Akademik olarak çocuklar geri kalmadığına hepimiz kaniyiz. Eskiden bu konuda çok büyük tartışmalar dönüyordu medyada da, eğitim camiasında da, ama artık bugün görüyoruz ki tartışmamız gereken konu bu değil. Hazırlanmamız gereken konu çocukların sosyal ve duygusal alandaki kayıpları ya da kayıp olup olmadığını şu anda, yani olduğuna eminiz de ne kadar olduğuna tartışmaya çok Bilemiyoruz. açık bir durum, bilemiyoruz. Okula geldikleri zaman bunu çok daha net göreceğiz, okullu oldukları zaman. Ama biz burada neler yapabiliriz, bu kayıpları en aza indirmek için neler yapabiliriz sektör olarak tartışmaya başladık. Şimdi yine bir klinik psikolog olarak sana şunu sormak istiyorum. Çocuklar bu dönemde nasıl sosyalleşmeli ve sosyal duygusal güçlenmeleri adına, yaşının gerektirdiği güçlenmeyi sağlamak adına ailelere ve yine okullara düşen görevler ne? Şimdi sosyal beceri tabii ki sosyal ortamda gelişir. Ancak bu pandemi sürecinde bazı aileler evdeki tabii ki sağlık durumundan dolayı dışarı çıkamıyorlar ve çocuklarını da çıkartamıyorlar. Ama bazı aileler daha rahat çıkabiliyor evdeki durumlarından dolayı. Şimdi burada dikkat edilecek şey hijyen kurallarına uygun şekilde sosyal ortamda görüşebilecekleri yerlerde akranların birbirleriyle görüşmesi. Bunu yapamayan aileler ise kesinlikle internet ortamından sosyalleşme kısmı devam etmeli. Normalde tabii ki elektronik oyunlar üzerinden çok fazla paylaşım yapmalarını istemeyiz. Ancak bu süreçte gerçekten ortak ilgi alanlarının çocukların bir araya gelip bunları yapmaları çok önemli. O yüzden sosyal ilişkilerin mümkün olduğunca oyunlar üzerinden devam etmesi, görüntülü aramalarla desteklenmesi bu süreçte önemli. Şöyle düşünün, bu yaş grubunda özellikle şu an birçok oyun oynanıyor. Fortnite gibi birçok elektronik oyunlar var. Bu oyunları arkadaşlarıyla birlikte oynamalarında sakınca yok. Burada önemli olan şey çok fazla oynanıyor. Ve bu süreçte bu oyunların ne kadar kontrollü oynanıp oynanmadığına Ve bakmalıyız. Ya yaşa uygun olup olmadığı değil mi? kesinlikle içerik çok önemli. Yaşa uygun olup olmadığı, kiminle oynadığı önemli. Çünkü bu oyunlarda şöyle riskler var. Çevrim içi elektronik oyun olduğu için tanımadığı insanların gelip iletişim kurmaya da açık
oldukları bir alanlar var. Ben de bu oyunlara giriyorum ve bakıyorum. Birbirlerine yazabiliyorlar. Bu süreçte çocukları bilgilendirmek önemli. Örneğin güvenli internet programı var. Ailelerin de tabii ki kullandıkları ama çocuklara da öğretmeleri gereken şeyler. Örneğin oyuna kendi ismini kullanarak girme. Sana özel bilgiler sorulduğunda cevap verme. Kendi adres bilgilerini paylaşma. Mail adresini paylaşma. Sana bir dosya geliyorsa ya da bir video linki geliyorsa onları açma. Maalesef ki farklı şeyler geldiğinde ve çocuklar bununla ilgili bilgilendirilmediğinde farklı görüntülerle karşı karşıya kalabiliyorlar canım. Maalesef çok riskli bir alan. Kontrol Evet. edemeyeceğimiz bir alan. Teknoloji sürekli gelişiyor. En azından burada çocukları bu konuda yönlendirmek kesinlikle çok faydalı olacaktır. İnterneti kullanalım ama güvenli bir şekilde. Burada Yavuz Samur hocamı da şey analım. Daha yeni bir Instagram postu yayınladı. Belki merak edenler olur. Hangi oyunların nasıl avantajları, nasıl dezavantajları var ve hangi yaş grubuna uygun diye. Ben de kızımın oynadığı oyunları buradan açıkçası bir kontrol ettim. Sevgili velilerimiz, bizi izleyenlere de Yavuz Samur hocanın Instagram hesabından bunu takip edebileceklerini şeklinde bilgi vermiş olalım. Burada tabii ki yani yine benim en çok duyduğum sorulardan bir tanesini sana bu sefer sormak istiyorum. Hareketli çocuklar var biliyorsun. Bazıları hatta değişik tanılar da almış olabiliyorlar. De hep tanısı da almış olabiliyorlar. Veya sadece hareketli çocuk olabiliyorlar. Yani hiperaktif olmaları gerekmiyor. Hareketli çocuklar olabiliyorlar. Şimdi burada yönerge takip etmekte çok zaten zorlanan çocuklardı bunlar. Online ortamda bu biraz daha onlar için güç oldu. Ve burada eminim ki sen de eminsin ki izleyenler de ne olur emin olsun. Tek sorun ailelerde değil. Burada ekranın karşısındaki öğretmenler de son derece kendilerini bazen çaresiz hissedebiliyorlar ve zorluk yaşayabiliyorlar öğrenciyle bağ kurmakta. Burada yine hem aileler hem öğretmenler açısından profesyonel görüşünü merak ediyorum sevgili Serpil. Burada hareketliliği doğru tanımlamak önemli canım. Yani Peki. hareketli çocuk eğer masa başında evet çok oturamıyordur ama birçok şeyi de öğreniyorsa, yani bir taraftan işitsel olarak aynı anda bazen birkaç işi bir arada yapabilen çocuklar oluyor hareketli olmasına rağmen. Çocuğun neyi alıp neyi öğrenemediğine bakmalı. Gerçekten burada işlevsel bir kayıp varsa o zaman yanında bir yetişkinin olması önemli. Neden? Onu kontrol edecek, onu tutacak ama belli noktalarda esneklik de verecek. Çünkü hareketliliği azaltmanın bir yöntemi yok. Yani çocuk hareketliyse zaten fizyolojik bir durumdur hareketlilik. O Evet. yüzden çocuğa aralarda molalar vermek ama mutlaka eğer işlevselliği dediğim gibi hareketliliği bir kayıp oluşturduysa işlevsel bir kayıp o zaman mutlaka anne baba ya da yanında bir destek abla varsa onun yardımıyla da özellikle yönergeyi takip edemeyen çocuklarda bak öğretmenim bunu söyledi şimdi bunu yapıyoruz. Onu yaptıktan sonra bak bu bitti hadi diğerine geçelim gibi bir yönergeye ihtiyaç duyabiliyorlar. O yüzden hareketliliği de doğru tanımlamak lazım. Okullarda özellikle hareketli çocukların da oturamayan hareketli çocuklar da var. Oturup ama hani bir parça hareketlenen ama yine işleyişi devam ettiren çocuklar var. O yüzden ihtiyacı doğru belirlemek gerekiyor. Bu arada gerçekten velilerin en çok merak ettiği şeyler çocuğum tırnak içinde söylüyorum normal mi? Yani akranlarıyla kıyaslandığı zaman benim çocuğum hakikaten hiç kimse çocuğunun çok üstün zekalı, yetenekli olmasını istemiyor. Artık bunu çok net biliyoruz. Normal ve mutlu bir çocuk yetiştirmek istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Normal ve mutlu çocuklar için normal ve mutluluk yaratacak bir zeminimiz var mı diye merak ediyoruz. Ve tabii etrafa bakınıyoruz. İnsanlar ne yapıyor, başka çocuklar ne yapıyor diye. Kendi bilincimizle bunları ölçmeye çalışıyoruz. Ama bir yandan da alanda bu noktada bir takım ölçümler var, testler var. Ve çok fütursuzca da kullanıldığı yerler var biliyorsun sevgili Serpil. Yine bir klinik psikolog olarak gözüyle soruyorum. Şu an yapılan zeka testleri ve ailelerin ihtiyaç duyduğu bu testler, üstün zekalı kavramını yani etiketlemek gibi mi acaba bunu konuşmak lazım? Etiketlemek mi demek? Ya da bu testlere ihtiyaç duymalı mı aileler? Özellikle bu dönemde pek çok aile de tam tersi umduğu kadar
başarılı bir çocuğu olmadığı için bunalıma da girdi. Yani ben çevremde bunu da duyuyorum. Hani çok böyle herkes birbirine kayıt dışı söylüyor ama diyor ki ya ben daha başarılı çocuğum olduğunu düşünüyordum. Pek de öyle değilmiş diyor. Şimdi burada tabii aileler bir şey anksiyete yaşıyorlar açıkçası ve zeka testleri sanki bana soranlar çok oluyor. Var mı bildiğim bir zeka testi yapan uygulayan yer diye. Onları nasıl yönlendirelim? Neler demek lazım bununla ilgili? Şimdi canım zeka testleri özellikle küçük yaşa da 6 yaş itibariyle de yapılan zeka testleri var. Şimdi birçok insan zeka testi yaptırıyor ama bu zeka testini neden yaptırdığımız önemli. Bilişsel bir değerlendirmeye ihtiyaç duyuyorsak ve bir uzman tarafından yönlendirildiysek o zaman yaptıralım. Ama onun dışında gerçekten çok fazla ticari boyutu da olmaya başladı. Birçok insan yapıyor. Alanında yetkin olan olmayan birçok kişi yapabiliyor. O yüzden bunun belgeli sertifikasyonunu almış yetkin ve yeterli kişi tarafından yapılması da önemli. Bir de ailenin şunu sorması önemli. Yani ben çocuğuma bu testi neden yaptıracağım? Testin sonucunu aldığımda bu veriler bana ne açıdan yardımcı olacak? Şimdi testi yaptırıyoruz ama yaptırdıktan sonra genelde insanlar puanları soruyor. Aslında ilgilenmememiz gereken bir şey zeka düzeyi. Bizim için önemli olan o testte kaç tane, örneğin 4 tane alan var. Şu an biz 4 testte en genel, en geçerli, en güvenilir test. Bu 4 alanda çocuğumun yaşına göre hangi becerileri yaşında, hangi becerileri yaşının üstünde ya da hangi becerileri yaşının altında. Bunları bilmek istiyorsam ve dediğim gibi bilişsel bir değerlendirmeye ihtiyacı var ise, yani bir öğrenme sorunu varsa, bir dikkat problemi varsa ama yine de bu bir doktor tarafından kesinlikle yönlendirilmeli. Yani bir psikiyatrist, bir çocuk psikiyatristi, bir doktor tarafından yönlendirilmeli ve bunu da yapacak kişinin yeterli donanımda olması gerekiyor. Şimdi testlerin tabii iyi tarafı var. Eğer bilişsel bir değerlendirmeye ihtiyacı var ise çocuğun hangi alanda iyi olduğunu bilebiliyorsunuz. Hangi alanda yaşının altında kaldığını görebiliyorsunuz. Hangi alanda güçlü olduğunu görüyorsunuz. Ben de o zaman şöyle yaparım. Güçlü olan yanlarını daha ileriye taşımayı isterim. Desteğe ihtiyaç duyduğu alanı da daha yeterli alana taşımayı isterim. Ama dediğim gibi bu her çocuğa yapılmasını istediğimiz bir test değil. Testin amacı bilişsel değerlendirmeye bakmak içindir. O yüzden her çocuğa yapılmıyor. Özellikle velilerimiz bu konuda kaygılıysa öncelikle öğretmenleriyle konuşmalı. Öğretmenler akademik durumu hakkında gerçekten çok detaylı bilgiler veriyorlar. Eğer bir okuma güçlüğü yoksa, eğer bir yazma, eğer bir matematikle ilgili bir anlama sorunu yoksa, belirgin dikkat problemi, hafıza problemleri yoksa ya da bir sözel kavrama, bir sözcük bilgisiyle ilgili çok büyük sorunları yoksa genelde zaten yapmaya da ihtiyaç yoktur. Evet, yani bazen tabii öğrenme farklılıkları, öğrenme konusundaki farklılıklar çocuklarda çok öne çıkabiliyor, çok gözle görülür hale gelebiliyor. Tabii bu farklılıkta da aile hemen bir ölçekte bunu anlamaya çalışıyor. Ama anladığım kadarıyla bir uzmanla, özellikle de senin altına çizdiğin gibi bir Doktor, kesinlikle. doktorla bu konuda çalışmak lazım ve en güncel testi ya da pozisyona uygun en önemli şey, en çok karşılaşılan testle maruz bırakmak lazım çocuğu. Yoksa Evet. kapı kapı dolaştırmanın bir anlamı yok. Bir de canım bu testlerin genel ve geçerliliğini iyi takip etmek gerekiyor. Bazen daha eski testleri yapabiliyorlar Doğru. Evet. danışanlara. Ve bu sefer de diğer yeni testi alması çocuğun 1 sene kadar sürüyor. Çünkü çok benzerlikleri oluyor. Aynı anda diğer testi alamıyor. O yüzden çok dikkatli araştırmak lazım. Zaman da Çünkü kaybetmemek adına. Evet. aynen öyle. Hem zaman kaybetmemek adına hem de piyasada çok fazla test var. Dediğim gibi bu testi neden yaptırıyoruz ve sonucunda nereye ulaşacağım kısmını düşünerek hareket edilmeli. Evet, bir çocuğun zaten öğrenme farklılığı varsa test bu farklılığı nasıl çözeceğinizi size söylemiyor. Ama asıl iş bu farklılığı nasıl çözeceğiniz, öğrenmeyi nasıl öğreteceğimiz ya da öğrenmeyi öğrenme konusunda o çocuğun önünü nasıl açacağımız. Bunun derecesi ne kadar önde ne kadar geri olduğu çok fark etmiyor. Hiç Önce önemli. bir zaten ben kendi adıma da bunun bir bozukluk olduğunu söyleyenlere hırlıyorum açıkçası. Bu bir farklılık, farklı bir öğrenme yöntemi ve bunu keşfedecek bence çok da heyecan verici buluyorum. O yüzden
Çok teşekkür ederim aynı fikirde olduğumuz için. Öyle kapı kapı dolaştırmanın pek de bir Hiç anlamı yok. gerek yok. Bir de her çocuk gerçekten çok özel, çok farklı. Her çocuğun bireysel farklılıkları var Ece Hanım ve her çocuğun her alanda iyi olmasını beklememeliyiz. Her çocuğun Güzeli de bu parlayacağı bir... zaten. Evet, kesinlikle her çocuğun parlayacağı bir alanı var. O alanı keşfetmek önemli. Yani bir de şöyle bir hata yapılıyor. Genelde desteklenecek alanlar daha çok üzerinde duruluyor. Yani en yetersiz olduğu alanlara insanlar yükleniyor. Halbuki orada çocuğun güçlü olduğu başka alanları da var. Asıl parlayacak yeri de bence o. O yüzden her iki alanı da dengeli yürütmek önemli. Yani güçlü olan o özelliğini, o alanını da beslemek ve onu daha ileriye götürmek önemli. Tabii ki desteklenmesi gereken yeri de kendisine yeterli hissedinceye kadar çok büyük bir alan zaten bunlar. Yani onu da yukarıya taşıyalım ama bence en kıymetli o güçlü alanı mutlaka dönüştürmeli ve daha ileriye taşımalıyız. Harika bir şey söyledin. Yani bazen Serpil, bir çocuğun eksik olduğu bir alanda o sürekli ona yüklenerek o yetersizlik duygusuyla onu daha çok yüz yüze bırakıyoruz ve hayal kırıklığına neden Evet. olabiliyoruz. Yani zaten yapamadığı bir şeyi defalarca altını çizerek yapamadığını gösteriyoruz. Oysa ki yapabildiği bir şeyi bir parça desteklesek herhalde onun üzerinden o yapamadığını da kapatacak, o arayı da kapatacak. Bunu es geçiyoruz. Bence güzel bir tüyo oldu bu. Bazen şapkayı terse çevirip Evet. iyi olduğu bir alanda biraz daha, Kesinlikle. yani atıyorum çocuğun Türkçe dersi ise belki ona şiir okuma yazma, drama alanında bir parça destek vererek belki matematik alanındaki yaşayacağı herhangi bir sorunu başarı Hissini. duygusuyla beraber, değil mi, hissiyle Tabii. beraber sağlama durumumuz olabilir. Bence nefis bir tüyo oldu. Çok teşekkür ediyorum ben de kendi adıma. Yani yine son 15 dakikam ben şeye geçeceğim. Bu okul aile işbirliği çok kıymetli Tabii. dedik Tabii. ve bu alanda her okulun, her öğretmenin, her uzmanın bir yoğurt yiyişi var ve her ailenin de bu yoğurt yiyişini öğrenmesi gerektiğini söyledin sen. Yani dedin ki okula açın, okulda dersi izlemek değil, okulun ne istediği, nasıl bir checkliste olduğunu öğrenin ve süreci izleyin dedim. Ben bunu çok iyi anladım ama tabii bir yandan da çocuğumuzu size anlatmak zorundayız. Okullara dönüp anlatmak, uzmanlara ya da sadece okullara değil, uzmanlara anlatmak zorundayız. Bir anne ve bir baba, bir uzmana, bir okula ya da bir gerekliliğe, gerekli kişiye çocuğunu anlatırken hangi alanlarda nasıl özetler çıkarmalı, neleri aktarmalıyız? Efendim çocukken peynir yemezdi'den mi başlayacağız duruma, nereden başlayacağız? Şimdi eğer bir uzmana gidip anlatıyorsak Ece Hanım, doğum hikayesiyle başlamak lazım. Doğum hikayesi, fiziksel özellikleri, yeme düzeni, uyku düzeni, geçirdiği herhangi bir hastalık var mı? Çok detaylı bunları anlatmak lazım. Öğretmeniyle, arkadaşlarıyla olan ilişkileri, sosyal ilişkileri nasıldır, evdeki rutinleri, kuralları nasıldır? Bunların her birini detaylı anlatmak lazım. Ancak okula giderken, herhangi bir sorunu anlatırken, şimdi genelde şöyle şeyler geliyor. Örneğin çocuğum arkadaşına vurdu ya da arkadaşına vuruyor ya da şu konuyu öğrenemedi. Şimdi bunlar çok net cümleler değil. Bir veli olarak benim davranışı çok iyi, somut olarak açıklamam lazım. Öncelikle bakacağımız şey o davranışın somut tanımını yapmak. Örneğin çocuğum sürekli vuruyorsa sürekli vurmak hiç anlamlı değil. Örneğin çocuğum kaç kere vuruyor? Kime vuruyor? Ne zaman vuruyor? Ya da vurmadığı zamanlar var mı? Öncesinde ne oluyor? Yani bu Yani çocuk şey gibi neden değil, vuruyor vuruyor? işte diye kestirip atma. Vuruyor işte hocam yani Aynen değil. öyleydi. Yani siz daha ayrıntı istiyorsunuz. Tabii Vay. ki. Davranışın somut tanımı önemli. Davranışın öncüsü ne? Yani ortaya çıkartan sebep ne? Davranışın öncesinde ne oldu? Davranışın sonrasında ne oldu? Davranış ne kadar sık oluyor? Ne kadar yoğun oluyor? Ve şiddeti nasıl? Ve sonunda ne oluyor? Yani bir izlemek lazım. Evet vuruyor ama sonu nasıl bitiyor? Sen nasıl durduruyorsun? Ya da durdurdun işe yaradı mı, işe yaramadı mı? Öncelikle davranışın bu kısmını çok iyi irdelemek lazım. Çünkü bize de geldiğinde örneğin uyuyamıyor. Ne zaman uyuyamıyor? Ne kadar uyuyamıyor? Yani uykunun ne kadarını tamamlayabildi? Uykuya dalmakta mı zorlanıyor? Gece mi kalkıyor? O kadar çok soru olur ki bununla ilgili velimize. O yüzden yapacağımız şey sorunu
Çok iyi tanımlamak, tanımı somut yapmak, sıklığını, şiddetini, yoğunluğunu, öncüsünü, öncesini, sonrasını, sonucunu çok iyi belirlemek lazım. Böyle gidersek işimiz daha kolaylaşıyor. Çünkü kişi size daha detaya girmeye başlıyor artık. Yani bu kısmı sorgulamaz. Çünkü siz davranışı çok iyi tarif etmişsinizdir. O zaman başka şeylerle ilgili konuşursunuz. Zaman da kaybetmezsiniz. Yani diyorsun ki çocuğunuzu okuyun. Bir kitap gibi her hareketini okuyun ve bir soru tespit ettiğiniz zaman o sorunu sadece dile getirmek yetmez. Öncesi, sırası ve sonrası biçiminde bütün Aynen öyle. aşamalarına hakim olacak kadar derin gözlem yapın. Demek Kesinlikle. aslında bizim hepimizin uzman olmasını bekliyorsunuz siz hocam, yani hepimiz uzman, çocuk Ece uzmanı. Ece Hanım, tabii ki bu mümkün değil ama iyi bir gözlem yapan kişi bunu gerçekten iyi bir şekilde tutabilir. Tabii burada Bu kendi yine duygularımızla da karıştırmamak lazım, değil mi? Hani ben olsam böyle vururdum, ben bu yüzden vururdum, çocuğum da bu yüzden ben vuruyor gibi vurdum. çocuğu savunmaya kalkmak, yani olumlamaya kalkmak yaptığı hareketi herhalde doğru bir tavır olmaz diye düşünüyorum. Çok da yapıyoruz bunu. Ama yani çocuk da haklı, sıkıldı, vurdu diye aslında olumluyoruz. Ama bu arada herhalde çözümü engellemiş mi oluyoruz? Hem çözümü engelliyoruz Ece Hanım, hem de çocuğun aslında gelişmesi gereken alanla ilgili sorunu aslında ileriye atıyoruz. Yani bu sorun varsa ve çok sık gözlemleniyor ise o zaman bizim müdahale etmemiz gerekir. Eğer müdahale edilmediğinde o zaman sorun büyüyor ve maalesef yaş büyüdükçe de bu sorunlara müdahale etmemiz çok daha zor oluyor. Ben her zaman yaşın çok daha küçük olduğu zamanlarda bu tarz müdahalelerin yapılmasını çok önemsiyorum. Çünkü küçükken ne verirseniz gerçekten çok hızlı bir şekilde yapıyorlar. Ama yaş büyüdükçe ergenlikte maalesef o şekilde olmuyor. Çok daha uğraşmak durumunda kalıyoruz. Peki Serpil Hocam, anlatırken şu aklıma geldi. Yani her bireyin yetişirken bir yetişme yolculuğu diyelim, hayata hazırlanma yolculuğu diyelim. Bu yolculukta her bireyin bir desteğe ihtiyacı var mı, yoksa sadece sorun olduğu zamanlarda mı bir destek alınmalı? Şimdi sorun olunduğu zaman tabii ki destek herkes alır sorun varsa. Ama önemli olan aslında şimdi gelişim doğumla başlıyor ve uzun süreli, yani ölüme kadar uzanan bir süreç. Ve bu süreçte her çocuğun her yaş dönemi özelliğinde tamamlamasını istediğimiz bazı özellikler var. Ve bu özellikleri tamamlarken de zaman zaman her çocuk desteğe ihtiyaç duyar. O yüzden bu destek alanlarını iyi bilmek ve her döneminde belli noktalarda destek alındığı zaman inanın çok daha farklı oluyor. Hem sorun büyümemiş oluyor, hem de anında müdahale etmek durumunda kalıyorsunuz. Ama bazen velilerden de tabii şu zor olabiliyor. Yani sorunu kabul etmek ve gidip destek almak da bazen çok zor oluyor Ece Hanım. O Evet. yüzden sorunu kabul etmek, neden kaynaklandığını bulmak ve bu süreci devam ettirmek de gerçekten zor bir iş aslında. Anne baba olmak çok zor. Çocuğu objektif değerlendirmek çok zor. O yüzden anne babaları anlamak çok önemli bu süreçte. Peki, o zaman böyle böyle başladık, yavaş yavaş konuştuk, yükselttik ve tekrar aynı noktada bitirelim. Yine işbirliğini soracağım. Ne olur bize daha net bir reçete ver. İşbirliği bu alanda, yani sizin çalıştığınız alanda bu işbirliği neden kıymetli ve olmazsa olmazı ne? Şimdi özellikle bir sorun olduğunda konumuz çocuk. Öğretmen ayağı, okul ayağı var, veli ayağı var ve uzman ayağı var. Ve bu üçleme aslında çocuğa en iyi dokunan kişiler oluyor. Ve Evet. her biri birbirinden haberdar olmalı ki benim yaptığım okula aksın, okul ve uzmanın yaptığı da eve yansısın. Evde de bunlar devam edilsin ve pekiştirilsin. Eğer sadece uzmanla yetiniyorsa ve bu okula yansımıyorsa, eve yansımıyorsa burada bir gelişim söz konusu olmaz. Gelişimin olması için yapılan uygulama neyse, dikkat edilmesi gereken neyse bunun her alanda yapılıyor olması önemli. Okulda da yapılmalı, evde de yapılmalı. Örneğin kural ve sınırlarla ilgili çalışıyoruz. Okulda da kurallar var. Evde de kurallar var ve bir uzman var. Onun yönlendirmesiyle çocuğun mizaç özelliğine göre çocuğun duygusal durumu çok önemli. Şimdi her çocuğa kural ve sınır koyarken farklı şekilde koyarsınız. Bazısına çok net koymanız gerekir. Bazı çocuk buna ihtiyacı vardır. Ama bazı çocuk çok duygusaldır. Önce onun duygusallığıyla ilgilenirsiniz. Sonra yavaş yavaş adım adım gidersiniz o noktaya. O yüzden her yapılan
Uygulama, her yapılan desteğin her bir koldan destekleniyor olması önemli. Örneğin uzmana giden bir öğrenci ise mutlaka uzmanın okulla düzenli konuşması, görüşmesi gerekir. Ailenin bu süreçte her iki tarafı da kontrol ediyor olması gerekir. Evet, harika. Bir yandan da siz konuşurken şunu da düşünüyorum. Hakikaten Yankı Yazgan hocam hep söyler, duyguları ifade edebilmek çocuklar açısından ya da bir birey açısından çok kıymetlidir der. Duygularını ifade eden duygularının sahibi olur. Duygularının sahibi olan da duygularını yönetebilir der. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde duygularımızı yönetememiz, hakkıyla yönetemememiz var ve çocuklarımızın böyle yetişmesini istemiyoruz tabii ki. Ben ve birçok aile, hepimiz duygularını, çok doğru duyguları doğru yerde yaşayan, yani öfkeyi öfke şeklinde, kırgınlığı kırgınlık şeklinde, kızgınlığı kızgınlık şeklinde birbirine karıştırmadan yaşayan çocuklar ve sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyoruz. O zaman bu noktada hem çocukların duygularını ifade edebilmeleri için alan uzmanlarından fikir ve yönlendirme almalıyız. Çünkü biz bu konuda uzman değiliz ama biliyoruz. Şu bir gerçek, çocukların duygularını, doğru duyguları yaşayabilmeleri için ona eğer biz bir parça odaklanırsak, bu konuda uzmanlardan destek alırsak, yani senin demin dediğin gibi işbirliğine açık olursak, bu çocukları doğru yönlendirebiliriz duyguları konusunda. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı, ne olur? Evet Ece Hanım, birkaç şey ekleyeceğim. Lütfen. Özellikle yetişkinler genelde olumlu duyguları ifade ederken hiç zorlanmıyorlar. Ancak Evet. olumsuz duyguları ifade etmek gerçekten çok zordur. Ve önceki söylediğimde belirttiğim gibi çocuklar da yetişkinleri model alıyor ve onları modelliyor. Anne baba ne yapıyor diye bakıyor. O yüzden anne babalar olarak bizler de kesinlikle olumsuz duyguları da konuşmalıyız. Yani ben kızgınım, ben kaygılıyım. Bu yüzden kaygılı hissettim kendimi. Burada tek dikkat edilecek şey şu, ifade ettikten sonra çocukların yanına mutlaka bir çözüm önerisiyle gitmek lazım. O alanı belirsiz bırakırsak çocuklar da kaygılanabilir. Örneğin ben öfkeliyim, bundan dolayı öfkelendim ama şunları yaptığımda kendimi daha iyi hissedeceğim. Yani mutlaka bir planla çocukların yanına gitmek gerekir. Bir de son eklemek istediğim, bu pandemi sürecinde Ece Hanım, özellikle çok üzerinde durduğum konu her zaman benim işlev kaybı yaratıp yaratmadığıdır. Şimdi 4-5 tane kriter var. Özellikle çocukların da bunları gözlemlemeleri çok önemli anne ve babaların. Birincisi online eğitime katılıp katılmama durumunu kesinlikle takip etmeliler. İkinci olarak özellikle kaygı durumu çok önemli. Uzun süreli bir dikkat dağınıklığı varsa, uzun süreli bir mutsuzluk, belirgin bir öfke kontrol problemleri varsa, uyku problemleri varsa lütfen bu konuları kesinlikle iyi bir şekilde takip etmeleri gerekiyor. Uzun süreli ise mutlaka destek almak lazım. Her zaman bakacağımız şey bir sorun olması için işlev kaybı yaratıp yaratmadığı. Bu kısım çok önemli. Bu arada Profesör Doktor Özgür Öner'in bir programı vardı Pakkan okullarında. Yeri Özgür gelmişken, hocamın. evet, Özgür hocamızın programını da geriye dönük olarak tekrar paylaşalım. Onu da izlemek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sınav sürecinde kaygı ve stresle ilgili çok güzel saptamalar yapmıştı. Yeri geldiği için ben de senin vesilenle hem selamlamak istedim kendisini hem de izleyicilerle buluşturmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzına teşekkür sağlık. ederim Ece Emeklerine Hanım. sağlık. Çocuklarımız sana emanet. Çok teşekkür ederim. Varlığın hakikaten hepimize çok önemli değerler katıyor. Bütün uzmanlar olduğu gibi işi bilen insanlara yaslanmak ailelerin hayatını kolaylaştırıyor. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim Ece Hanım. Çok keyifliydi. Sağ olasın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Yine fark ettik ki doğru bildiğimiz yanlışlar var. Ve bu konuda tek yapmamız gereken şey, daha doğrusu elimizdeki tek şey, yapabileceğimiz tek şey öğrenmek, öğrenmeye açık olmak. Beyin bildiğini düşündüğü hiçbir şeyin üzerine bir tuğla bile koymuyor. Eğer bilmediğimizi kabul edersek, alanda eksik olduğumuzu kabul edersek, biraz öğrenme yolculuğuna çıkarsak çok zevkli, çok heyecan verici bir öğrenme platformunda buluveriyoruz kendimizi. İşte bu noktada hepimizin anne ve baba olarak öğrenen olmaya, öğrenmekten, bilmekten değil öğrenmekten güç almaya devam etmemiz gerekiyor. Keza öğretmenler için de aynı şey geçerli. Pakkan okulları olarak öğrenme yolculuğunda sizlere ve kendimize, öğretmenlerimize ve bütün Türkiye'ye destek olmaya, sizler için sormaya, sorgulamaya, öğrenmenin keyfi ile gülümsemeye devam etmek istiyoruz. Eğer siz de bizlere katkı sağlamak isterseniz her zaman postlarımızın altında
sorularınızı ekleyebilirsiniz ya da bize mesajla ulaşabilirsiniz. 7/24 bütün mesajları cevaplamaya ve sizlere destek olmaya çalışıyoruz. En çok aldığım sorulardan bir tanesi bu aralar değerlendirme sınavlarımız devam edecek efendim. Ne olur takip etmeye devam edin Instagram sayfamızı. Sizleri bilgilendireceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum, selamlıyorum. İnşallah en kısa zamanda okullarımız açılır ve okullarımızda daha büyük bu pandeminin arkasından, salgının arkasından okullarımızda büyük buluşmalarda birbirimize doya doya sarılacağımız günler gelir. Her şey çocuklarımız için, çocuklarımızın sağlığı için ve çocuklarımızın gelişimleri için biz sormaya sorgulamaya devam edeceğiz. İyi akşamlar efendim.